Merhaba sevgili hanımlar değerli takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bugün çok güzel bir model anlatacağım hanımlar. Bu modelden ne yapabilirsiniz? isterseniz yelek yaparsınız, isterseniz battaniye yaparsınız, isterseniz etol yaparsınız. Bebek gürgülerinde kullanabileceğiniz çok kolay ve çok da güzel bir model anlatacağım. Şöyle ipimizi kenara alalım. İpim angora kullanacağım. Angora gold Şöyle ipimi kenara alıp her bir modelimiz için 10 tane e, trabzan bize lazım Hanımlar 10 ve katlarından oluşuyor Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle 4 model üzerinde anlatacağım çıktım 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım ve ilk trabzanı batıp şöyle zincirime batıp birer trabzan yapıyorum tek tek zincirlerime batıp alt sırasını trabzan olarak geçeceğim Hanımlar ben bir sıra sadece model anlattığım için bir sıra trabzan yapacağım. Siz ee, daha fazla trabzan sırası yapabilirsiniz, iki sıra yapabilirsiniz, 3 sıra yapabilirsiniz, 4 sıra yapabilirsiniz yapacağınız şeye göre değişir hanımlar. Şöyle tek tek zincirlerime batıp trabzanlarımı yapacağım hanımlar. Ben trabzanlarımı yaparken siz halen kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini bütününe getirirseniz paylaştığım videolarımdan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğeniyorsanız da beğeni butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Lütfen yorumlarınız ve beğenileriniz çok önemli benim için. Ee, Instagram'dan da takip etmek isterseniz Ayşe'nin işi Dünyası YouTube ismiyle. Ee, Pinterest'ten de Ayşen Elişi Dünyası YouTube ismiyle de varım. Ayşe Seykan olarak da iki hesabım var. İkisini de takip edebilirsiniz hanımlar. TikTok'ta da yine Ayşen Elişi Dünyası YouTube ismiyle de takip edebilirsiniz. Ben bunu sıra sonuna kadar gel yapıp modelimizi beraber devam edelim hanımlar. Evet hanımlar şöyle sıra sonuna geldim. 1 2 3 zincir çektim modelimi çevirdim ipimi doluyorum bakın dibindeki ilk trabzanın tepesine batıyorum şöyle biraz uzatayım ikili trabzan yapıyorum bir hemen yandaki trabzana batıyorum 2 bir sonrakine battım 3 tane trabzan yaptım onlar 3 tane trabzan yaptım 1 2 3. sayıyorum bir iki üçüncüye sık iğne olarak sabitliyorum bir iki üç zincir ipimi doladım sık iğne battım yere batıyorum bir trabzan bir iki üç üç trabzan mı yaptım bir iki üçüncü trabzana sık iğne olarak sabitliyorum 1-2-3 zincir ipimi doladım. Sık iğne battım. Yere hemen batıyorum. 1 2 3 trabzan zincirimizle beraber 4 trabzan oluyor bunlar. Çektim. 1-2-3. 3. trabzana sık iğne olarak sabitliyorum. 1-2-3 zincir ipimi doladım. Hemen sık iğne battım. Yere batıp Birinci trabzanımı yapıyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üçüncü tra e trabzana sık iğne olarak battım. Bir, iki, üç zincir ipimi doladım. Aynı yere tekrar battım. Bir trabzan. İki. 3 Üç bir, iki, üçüncü trabzana sık iğne olarak sabitliyorum Bir, iki, 3 zincir sık iğne battığım yere batıyorum ilk trabzanın. Bir, iki, üç. Bir, iki, üçüncüye sık iğne olarak sabitliyorum. Bir, iki, 3 zincir ipimi doladım aynı yere battım bir yandakine battım iki bir sonrakine battım 3 1 2 üçüncüye batıyorum sık iğne ile sabitledim bir iki üç zincir ipimi doladım bir bir sonrakine battım iki bir sonrakine battım 3. Bir iki tane trabzanımız zincirimizle beraber 3 bakın hanımlar. Şöyle sabitledim. E, şu trabzanlarımız ikişer ikişer olmaları lazım hanımlar. 1 2 bir model bir 2 bir model 1 2 bir model. Bu şekilde iki tane bir model oluyor. Şöyle ikili çift olacak. Yani tekli değil çiftli olmaları lazım. 2 3 zincir modeli çevirdim ipimi doladım hemen sık iğne battım yere batıyorum bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir çektim şu tepedeki trabzanın tepesine batıyorum sık iğne olarak zincirimi sabitledim 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım. Burada yanda zincirimiz var. İçine giriyorum şöyle. 1 aynı yere battım. 2 3 3 tane trabzan yaptım. Bakın diğer e, trabzanın tepesine sık iğne olarak battım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bakın diğer modelin tepesine Trabzana şöyle sık iğne olarak sabitledim. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Şu yandaki zincirin içine giriyorum. 1, 2, 3. Diğer modelin tepesine bakın. Şöyle trabzanın tepesine sık iğne olarak sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer modelin tepesine sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir ipimi doladım. Bakın yandaki zincirin içine giriyorum. 3 tane trabzan. Hemen diğer trabzanın tepesine sık iğne olarak sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer trabzanın tepesine. 1, 2, 3 zincir. ipimi doladım. Zincirimin içine girdim. mı yapıyorum. 1, 2, 3. tepe yine şöyle sık iğne olarak sabitliyorum. Şöyle zincirime burada batacağım hanımlar kenarımız düzgün olsun diye. 1, 2, 3 zincir çektim. Modelimi çevirdim. İpimi doladım. Hemen sık iğne battığımız yere batıp bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın hemen tepeye batıyorum. Sık iğne. 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım zincirin içine giriyorum. 1 2 3 3 trabzan yaptım. Burada 5 zincirimiz var hanımlar. 1 2 3. zincire tam ortaya batıp sık iğne olarak şöyle sabitliyorum. 1 2 3 zincir çektim ipimi doladım. Kalan zincirimin içine şöyle 1 2 3 3 trabzan yaptım. Şu trabzanımın tepesine sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Trabzanımı kenarındaki zincire giriyorum. Şöyle 1 2 3 tırabzan. 5 zincirimiz var. 1 2 3. zincire tam ortaya giriyoruz. Sık iğne ile sabitledim. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Zincirimin içine giriyorum. 1 2 3 tepeye sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirimin içine giriyor. 1 2 3 1 2 3. zincirime batıp sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirin içine 3 trabzan. 1 2 3 tepeye sık iğne olarak sabitliyorum 1 2 3 zincir ipimi doladım zincirin içine giriyorum 3 trabzan iğne buraya alındı 3 trabzanımı çektim bakın şuradaki zincirimize kenardaki çektiğimiz zincire şöyle sabitliyorum sık iğne olarak 1 2 3 zincir çevirdim ipimi doladım sık iğnenin içine batıyorum buraya bir trabzan yapıyorum 1 2 3 zincir bakın trabzan ilk trabzanın tepesine sık iğne olarak battım 1 2 3 zincir ipimi doladım şu zincirin içine giriyorum 3 tane trabzan modelimiz çok kolay hanımlar hemen ilk şu trabzanların tepesini sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Diğer modelin tepesine bakın hanımlar. Trabzana batıp sık iğne olarak sabitliyorum. 1, 2, 3 zincir. ipimi doladım. Zincirin içine giriyorum. 1, 2, 3. 3 trabzan tepeye sık iğne olarak sabitledim 1 2 3 4 5 zincir tepeye sık iğne olarak sabitledim 1 2 3 zincir zincirin içine 3 Trabzon modelimiz bu kadar kolay Hanımlar 1 2 3 4 5 zincir. Tepe sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Zincirin içine 3 trabzan 1 2 3 Bakın şu kenardaki çektiğimiz zincire batıyoruz. Sık iğne olarak. Sabitliyorum. 1 2 3 zincir modelimi çevirdim ipimi doladım ve sık iğnemi içine batıp bir trabzan 1 2 3 zincir kenarlarda hep 3 zincir çekiyoruz onlar şöyle ilk trabzanın tepesine sık iğne 1 2 3 zincir zincirin içine 3 tane trabzan 1 2 3. zincire sık, batıp sık iğne ile sabitliyorum. 1 2 3 zincir ipimi doladım. Kalan zincirimin içine 3 tane trabzan. Tepe sık iğne olarak sabitliyorum. 1 2 3 zincir zincirin içine bakın kenardaki zincire girip Üç tane trabzan da buraya. Bir iki üçüncü zincire sık iğne olarak sabitliyorum. Bir iki üç zincir, zincirimin içine giriyorum ve üç tane trabzan. Modelimiz bu şekilde ilerliyor, arkadaşlar. Çok fazla da uzatmayayım. Bakın modelim bu şekilde ilerliyor. Modelimiz hem güzel hem de çok kolay. Şöyle daha önce çalıştım. Bakın hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Görünüşü bu şekil. Bebek battaniyesi de dediğim gibi yapabilirsiniz. Yelek de yapabilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Modelimizin arka yüzü burada tersler daha çok. Modelimizin ön yüzü bakın şunlar ters düz gelenler. Her sırada sadece ortadaki ters geliyor. Modelimiz bu şekil. Umarım anlatabilmişimdir. Buraya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.